Merhaba sevgili öğrenciler, değerli veliler. İsmim İzel, matematik öğretmeniyim. 8 yıldır bu mesleğin içindeyim. Kendimi bulduğum bu mesleğin içinde olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Şu bakış açısıyla mesleğime devam ediyorum. Kimse zeki doğmuyor. Sadece çok çalışmak, pes etmemek, azimle devam etmek başarıyı getiriyor. Öğrencilerimize de bunu aşılamaya çalışıyorum. Mutlu, sağlıklı, konuşabilen, kendini ifade edebilen, başarılı, özgüvenli öğrenciler yetiştirmek hedefimiz. Oyun oynayarak öğrenmenin, eğlenerek, severek, ayaklarımızın koşa koşa sınıfa, arkadaşlarına, öğretmenlerine gelmenin kıymetini, değerini çok iyi biliyoruz. Güzel bir öğrenci profilimiz olduğunu düşünüyorum. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar farkındalığı olan, elinden geleni yapan öğrencilerimizin olduğunu görüyorum. Bir kere öğrenemeyen yoktur. Bunu tüm öğretmenler bilir. Sadece öğrenme hızları arasında farklılıklar vardır. Derslerde öğrenemediğini keşfettiğimiz, geride kaldığını hissettiğimiz öğrencileri birebir veya grup etütleriyle destekleyerek mutlaka öğrenmesini sağlayarak vicdanımız rahat etmeden öğrenciyi bırakmıyoruz. Biz de bence en önemli farkımız ve kazancımız bu. Neler yapıyoruz? Evet, oyunları, dansı, grup etkinliklerini, eğlenceyi, yarışmayı matematiğin içine dahil ediyoruz. Öğrencilerimize iletişim yönleri güçlü, grup çalışmasına uygun sosyal birer birey olarak yetiştirmeye hedefliyoruz. Oyun sırasında farkında olmadan maruz kalarak öğrendiklerinin yanında Türkiye'nin gerçeği olan bir sınav sistemi de hazırda var. Liseye giriş sınavları, üniversiteye giriş sınavlarının hazırlık için yoğun çalışma programımız hızla devam ediyor. Neler yapıyoruz? Örneğin Milli Eğitim Müfredatı'nın bize verdiği ders saati 5 saatse biz bunu 10 saate çıkartıp bu aradaki 5 saatlik farkla yeni nesil, mantık, muhakeme, beceri temelli soru tiplerine alıştırıyoruz. Müfredatımızın ilk 5 saatinde konuyu kavratıyoruz. Kazanım tipi dediğimiz soru tiplerini bol tutarak tamamlıyoruz. Ekstra 5 saatinde yapmaya çalıştığımız şey yeni nesil soru tarzını alıştırmak, alışkanlık haline getirebilmek. 8. sınıfta böyle bir sınava girecek dahi olsalar, biz 5. sınıftan itibaren yeni nesil soruları analiz edebilmelerini, nasıl okumaları gerektiğini, analitik düşünebilmeyi öğretmeye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yapamadıklarını öğrendikleri güzel bir eğitim yöntem sistemi oluşturuyoruz. Derslerimize minimum 2 matematik öğretmeni giriyor. Kimisi konu anlatıyor, kimisi soru bankasından ilerliyor, kimisi Milli Eğitim yayınladığı örnek sorular üzerinden gidiyor, kimisi sadece etkinlik yapıyor. Bu planlar dönem başı planlanıyor ve düzenli olarak revize ediliyor. Bir öğrenci isterse, çabalarsa ve bizlerle işbirliği kurarsa ki kuruyor. Çünkü okulunu, arkadaşlarını, öğretmenlerini seviyor. Gerçekten elde ettiğimiz sonuçlar çok tatmin edici oluyor. Mesleğini seven, daha fazla ne yapabilirim diye düşünen, üreten, böyle güzel bir eğitim kadrosuyla çalışmaktan, yeniliklere yol açan, ön ayak olan güzel bir idari kadroyla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Öğrencilerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum ve yeni öğrencilerimizle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere.